Başlıyorum arkadaşlar. <laughs> Değerli basın mensupları, güzel bir söz vardır. Arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş derler. Hakkı, hukuku, adaleti yok eden tek adam vesayet rejiminin iki yılı doldu. Bu iki yılda hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı yok edildi. Edepsiz edepliği, haksız haklıyı bastırmak için elinden geleni ardına koymadı. Saray ohal şartlarında yaptırdığı gayrimeşru, mühürsüz anayasa referandumuyla bir vesayet düzeni kurdu. Yürütmeyi tekeline aldı. Yasamaya pranga vurdu. Yargıyı kendisine karşı olanlara karşı kullanılacak bir silaha çevirdi. Yargıda FETÖ taktiklerini sürdüren, yargıyı kendi vesayet rejiminin koltuk değneği haline getiren saray sayesinde bugün ülkede yargıya güven dip seviyede. Cumhurbaşkanı yardımcısının ifade ettiği şekliyle Yasaların herkese tarafsız ve adil uygulandığını düşünenlerin oranı 2018 itibariyle sadece yüzde 38 bu yıllar ilerledikçe giderek düşüyor. Oysa adaletin bittiği yerde her şey biter. Bu dün böyleydi, bugün de böyledir. Confucius, adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner demiş. Aristoteles ise adalet devletin orta direğidir. Toplumun temeli haktır ve hak neyin adaletli olduğuna karar vermemizi sağlar diyor. Bizim topraklarımızda Anadolu'yu bize yurt yapan erenlerden Hacı Bektaş Veli ise adalet her işte hakkı bilmektir diyor. Her işte hakkı bilmeyen yönetici adil olamaz. Yine Fatih Sultan Mehmet kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün Devlet de ölür diyerek adaletin olmadığı yerde devletin olmayacağını söylüyor. Zaman değişse de, coğrafyalar ve iklimler değişse de hakikat değişmez. Toplumu ayakta tutan hak, hukuk ve adalettir. Sayın Genel Başkanımız tam da bu nedenle Ankara'dan İstanbul'a milletimizle birlikte gerçekleştirdiği büyük yürüyüşünde hak, hukuk ve adalet demiştir onun çağrısına yüz binler hak, hukuk, adalet diye ses vererek katılmıştır. Değerli basın mensupları, dün basına yansıyan haberlere göre <laughs> saray yandaş yargıyı kullanarak açtığı yeni bir tazminat davasıyla Sayın Genel Başkanımızı köşeye sıkıştıracağını düşünüyor. Ortaya atılan gerekçe ise Sayın Genel Başkanımızın dün bir gazeteye verdiği röportaj. Bu röportajda Erdoğan ve ailesinin mal varlığı hakkında söylediği sözler. Evlerindeki kasalarda tuttukları milyonlarca doları avroyu, sıfırlama tapeleri ortalığa dökülen, çocuklarının başında olduğu vakıflara New York'un ortasında gökdelen diktiren, Amerika Birleşik Devletleri'nde çiftlikler aldıran, duran, uçan, yürüyen saraylarda keyif süren saray sosyetesi Sayın Genel Başkanımızın kendisinin ve ailesinin mal varlığı hakkında konuşmasına bozulmuş. Peki ne demiş Genel Başkanımız? Erdoğan ailesi memleketi seviyorsa yurt dışındaki servetini Türkiye'ye getirsin demiş. Ortaya dökülen tapeler, kayıtlar daha hala akıllardı. Sıtkı Beyli tapelerde oğluna söylediği 10 milyonu kabul etme başkalarının getirdiği gibi o da getirsin. Kucağımıza düşecekler merak etme sözleri hala internette dolaşıp duruyor. Tüm gayretlere rağmen sıfırlanmayan paralarla ilgili tapeler de hala internette. Normal bir hukuk devletinde mahkemelerde hesap verip aklanması gereken saray sosyetesi kendisinin ve ailesinin mal varlığı hakkında söylenenlere çok alınmış genel başkanımıza dava açıyor. Ne kadar tazminat istiyor? 2 milyon Türk lirası. Parayı gerçekten alın teriyle kazanan biri 2 milyon Türk lirasının ne demek olduğunu bilir. Milletimizin hem feraseti derindir hem de kültürü engindir. Böyle durumlar için Anadolu'da sen ya para saymasını bilmiyorsun ya da hayatında hiç sopa yemedin derler. Hukuk ise bunun mevzuatla ve iştahatla söyler. Buna göre, hukuka göre manevi tazminatın miktarı bir taraf için zenginleşme yaratmayacak şekilde belirlenir. Bu dava sadece bu nedenle bile en baştan reddedilmelidir. Eğer bu dava kabul edilirse, mahkemenin 2 milyon Türk lirasının Saray'ın kibirli kişisinde bir zenginleşme yaratmayacağını kabul ettiği anlamına gelir. 2 milyon Türk lirası ile Erdoğan ailesinin zengin olamayacak kadar büyük bir serveti olduğunu bu durum ortaya koyar. Yani Erdoğan'ın açtığı dava kabul edilmese de kabul edilse de her iki durumda genel başkanımızın haklılığını kanıtlar. Değerli basın mensupları. Genel başkanımızın verdiği röportajdaki sözleri yeni gündeme getirdiği sözler değildir. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri temsilciler meclis üyeleri Dış İlişkiler Komisyonuna Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınar Operasyonu nedeniyle bir yaptırım paketi getirmişlerdi. Bu paketin önemli maddelerinden biri de Erdoğan ve ailesinin mal varlığının, yatırımlarının, iş ilişkilerinin ve diğer gelir kaynaklarının araştırılması, bu konuda bir rapor hazırlanmasıydı. Sayın Genel Başkanımız da 22 22 Ekim 2019 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı grup toplantısında Meclis kürsüsünden aynen şunları ifade etti. Erdoğan'ın "Ey Trump, sen benim ailemin, çocuklarımın mal varlığını mı araştıracaksın? Araştırmazsan namertsin. Benim verilmeyecek tek kuruş hesabım yoktur. Ben hesap vereceksem Türk milletine hesap veririm." demesi gerekirdi demişti. Evet bu sözlerin üzerinden daha bir yıl bile geçmedi. Erdoğan bu sözlerin gereğini yapabildi mi? Yapmadı. Yapamadı. Emperyal güçlere cevap verebildi mi? Veremedi. Ağzını açıp tek bir söz söyleyebildi mi bu tehditlere karşı? Söyleyemedi. Oysa böyle bir durumda gerçek bir devlet adamının ne yapması gerektiğini önceki dönem genel başkanımız Sayın Deniz Baykal bundan 15 yıl önce göstermişti. Kendisi ve kızı hakkında İsviçre'de hesapları bulunduğu iddiası üzerine Sayın Baykal, benim ve ailemin İsviçre'de bir kuruşu yoktur dedi. Ankara 4. Asli Hukuk Mahkemesi'ne giderek dava açtı. İsviçre'de kendisinin ve ailesinin hesabının olup olmadığı konusu Adalet Bakanlığı aracılığıyla İsviçre'den soruldu. Bu iftiranın gerçekle uzaktan yakından alakası olmadığı resmen ortaya kondu. İşte yapılacak olan budur. Kendine güvenmek budur. Aslında bir benzer iddia Wikileaks belgelerinde, dünyayı birbirine karıştıran Wikileaks belgelerinde Sayın Erdoğan'la ilgili olarak da ortaya atılmıştı. İsviçre'de hesapları olduğu söylendi. Ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı. Saray bu konularda sessiz. Bu konuların üzerine gitmiyor. ABD Başkanı ahmak olma dediğinde hakaretleri yutuyor. ABD yönetimi mal varlığını araştırırım dediğinde şantaj karşısında susuyor. Yetmiyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturduğunu unutuyor. Bir de bakıyorsunuz Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı koltuğu Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine adeta meze oluyor adayın bir tanesi haddini aşıp ona karşı muhalefete destek olacağız deyip beyefendinin değirmenine su taşırken diğer aday da bunun adını dünyanın önde gelen diktatörler arasında zikredip kendisi bir tek beni dinler diye caka atıyor. Çok açık söyleyeyim değerli basın mensupları biz bunları hazmedemeyiz. Sine çekemeyiz. Çekmedik de zaten bu ipe sapa gelmez sözler gündeme geldiği anda bizim bunlarla işimiz olmayacağını, demokrasi ve özgürlük mücadelemizin hiçbir emperyalist himmete muhtaç olmadığını açık açık söyledik. Ama duymak istemeyen kulaklar duymuyor. Sarayın altın çocuğu bugün sosyal medyadan Biden'ın sözlerini neden 8 aydır gündeme getirmediklerini açıklayıvermiş. Biz bunu zaten biliyorduk demiş. Ama muhalefetin ne diyeceğini bekledik demiş. Siz devletsiniz. Devlet yönetiyorsunuz. Biliyordunuz da ne yaptınız? Dışişleri Bakanınız ne yaptı? Sizleri orada süs çiçeği diye mi oturtuyorlar? Çifter çifter maaşları bunun için mi size veriyorlar? Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan adayı kalkmış ülkemizi aşağılarken siz muhalefete tuzak kurmak için ülkeye edilen bu hakareti 8 ay boyunca sineye mi çekiyorsunuz? Sineye mi çektiniz? Bu nasıl bir devlet ciddiyetidir? Nasıl devlet adamlığıdır? Ama bunları sadece siz değil aynı zamanda Sayın Erdoğan da sineye çekiyor. Genel Başkanımız mal varlığını Türkiye'ye getir dedi diye 2 milyon Türk liralı tazminat davası açmayı ama unutmuyor. Her zaman yaptığı gibi aslında davanın muhatabını da istediği paranın cinsini de yanlış seçiyor. Erdoğan oturduğu koltuğun itibarını korumak için davayı Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne açmalıydı. 2 milyon lira değil, 2 milyon dolar istemeliydi. Yapabildi mi? Yapamadı. Gıkı çıkmadı. Bu suskunluk bir beka meselesiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Biz bu ucube rejim milletimize dayatılırken uyardık. Emperyalistler tek adam düzenini sever. Çünkü güçle, baskıyla tek adamın kolunu bükmek kolaydır. Tek adamın zaaflarını, kusurlarını kullanmak mümkündür. Ama kuvvetler ayrılığına, güçlü meclislere dayanan demokratik rejimlerde emperyalistlerin meclisin tamamının kolunu bükmesi yargıyı baskı altına alması mümkün değildir dedik. Haklı çıkmaktan memnun değiliz. Ama sonuç ortada. Ülkesinde her şeyi vesayeti altına alan tek kişi Amerika Birleşik Devletleri Kongresi mal varlığını soruştururum deyince suspus oluyor. Başlattığı sınır ötesi harekatı durduruveriyor. Mal varlığı soruşturması ülke çıkarlarının önüne geçiyor. Devleti yöneten birinin mal varlığı üzerinden tehdit edilmesi, hele hele emperyal güçler tarafından ülkenin bu güçler tarafından yönetilmesinin önünü açar. İşte bu yüzden biz ülkenin esas beka sorunu budur diyoruz. İşte onun için hiçbir devletin şantajına muhatap olmamak için kendinize, yandaşlarınıza, vakıflarınıza ait yurt dışındaki mal varlıklarınızı, gökdelenenlerinizi, çiftliklerinizi satın, paraları yurda getirin diyoruz. Çünkü biz bu ülkeyi yönetenlerden emperyalist talepler karşısında dik durmalarını bekliyoruz. Nasıl ki Atatürk Sevr karşısında, İnönü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson'ın mektubu karşısında, Ecevit haşhaş ekmeğin diyen ekmeğin diye ülkeyi tehdit edenler karşısında Baykal 1 Mart tezkeresi karşısında, Kılıçdaroğlu da FETÖ ve 15 Temmuz darbe girimi, girişimi karşısında dimdik durduysa. Bunu istedi diye Sayın Genel Başkanımıza 2 milyon liralık tazminat davası açmak, çok açık söyleyeyim, suçunu gizlemek için muhalefeti susturma çabasıdır. Demokrasiye saldırıdır. Bu ilk de değildir. Hatırlayacaksınız genel başkanımız bir sterlinlik şirket üzerinden 15 milyon dolarlık para transferlerine yapılan para transferini belgeleriyle ortaya koymuştu. Erdoğan da mevcut şirketlerin şirketlerini satmaları nedeniyle yakınlarının bu şirketleri satmaları nedeniyle bu para geldi diyerek bunu kabul etmişti. Ama genel başkanımıza tazminat davası açmaktan da geri kalmadı hakimlerin değiştiği, delillerin dikkate alınmadığı, hukuk ihlalleri bakımından ülkemizde ibretlik olan Man Adası davasında ülkeyi yönetenlerin akrabayı talukatının ülkeye vergi ödememek için vergi cennetlerinde gerçekleştirdikleri işleri, milyonlarca dolarlık para transferlerinin bir sterlinlik şirket üzerinden milyonlarca doların gelip geçmesinin sorgulanması gerekirken yandaş yargı cezayı Sayın Genel Başkanımıza kesti. Ve tabi vergi cennetlerinde yapılan işlerden vergi alabilmek için uluslararası kuruluşlara açıklamayı taahhüt ettikleri vergi cennetleri listesini de hala açıklamadılar. Şimdi saray yeniden genel başkanımıza saldırıyor. Yine bir kullanışlı savcı, elverişli mahkeme ayarlanacak, kumpas tamamlanacak. Biz de bir kere daha söylüyoruz. Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Bu davayı açmazsanız namertsiniz. Bu millet hakkın ve haklının yanındadır. Milletimiz her şeyi görüyor. Notunuzu veriyor. Önüne gelecek ilk sandıkta yerinizi de gösterecek oturduğunuz koltuklardan sizi kaldıracak, evlerinize gönderecek. O güne kadar zulmünüz artsın. Zulmünüz artsın ki zevaliniz hızlansın. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak genel başkanımızın arkasındayız. Zulmünüze karşı hep birlikte direneceğiz. Bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Elinizden geleni ardınıza koymayın.